Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Yazarlar modülünde işçi arkadaşlarımız yazlarını yazmaya devam ediyor. İhsan Tatlı kardeşimizin son eklenen yazısını size sunacağız. Buradan Trabzon'a da selamlar saygılar gönderiyoruz. İşçi ödenen ilave tediye ve ikrami haciz edilebilir mi? 16 Aralık'ta ödenecek olan yılın son ilave tediyeden icra veya haciz kesintisi yapılamaz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum 16 Aralık'ta ve daha sonra da ödenecek tediyelerde buna bazen ilave tediye de deniyor, tediye de deniyor. İcra ve haciz kesintisi yapılamaz bilginiz olsun. Bu bazen bu soru da soruluyorlar. Daha önce de video yapmıştık ama yine de söyleyelim. Not. Tediye ile ikramiyeyi karıştırmayınız. Yılda iki defa 30 artı 30 aldığınız ikramiyeden haciz ve icra kesilir arkadaşlar. Maaşta olduğu gibi. Yani Maaş ve ikramiyeden haciz ve icra kesilirken tedi ödemelerinden icra ve haciz kesintisi yapılamaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yılda 4 eşit taksitler halinde aldığınız 13 günlük tediye ikramiyeden kesilmez. İşte mevcut mevcut resmi mevzuatta burada duruyor arkadaşlar. Şöyle bir doydu durup kendiniz de okuyabilirsiniz. Madde 1, madde 2, madde 3, madde 4. Madde 4'te bakın. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanı'nca tespit olunur. Aylık istikakların hesabında fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, aynı yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyeler nazar itibari alınmaz. Bu tediyelerden çeşitli işçi sigortalarını icap ettirdiği primler kesilmez ve bu paralar borç için haciz edilemez arkadaşlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce belki işinize yarar diye şöyle kısa bir bilgi de vereyim. Şu an arkadaşlar web sitemiz ekranda gördüğünüz üzere memurlarahaber.com web sitesinin ana sayfasındayım şu an ben. Bakın arkadaşlar web sitesinin ana sayfasında çok fazla kamış ilanı var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 140 personel alımı var. Rütük Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda sürekli işçi alımı var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda kadrolu işçi alımı var arkadaşlar. Orman Genel Müdürlüğü'ne hem eski hükümle hem de engelli 224 kadrolu işçi alımı var. Bunların hepsi ilanlar, aktif, güncel, başvuru yapabilirsiniz. İş Bankası'nın 19 ilde 9685 TL maaşla personel alımları var. 4 farklı Türkiye'de, 4 farklı belediye zabıta alımları var. Bunların hepsini tarayıcınıza memurlarhaber.com yazın arkadaşlar. Web sitemizi gidin inceleyin. Videonun altına da linkleri ekledik. Tıklayıp bu iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. Android uygulamasının linki videonun altında var arkadaşlar. Cep telefonunuza kurarsanız bu kamu iş ilanları cep telefonlarınızda ücretsiz olarak bildirim geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2500 devlet memur alımı var. Büro personel alımları var. Sağlık Bakanlığı'nın kadrolu 11.317 iş alımı bitti arkadaşlar 2 Aralık itibariyle. Umarım başvuru yapmışsınızdır. Ulaştırma Bakanlığı devlet memuru ve sürekli iş alımı ilan aktif güncel. Sağlık Bakanlığı'na 5080 kişilik temizlik işi alımı bitti arkadaşlar. 2 Aralık itibariyle kura da inşallah çıkarsınız. Sağlık Bakanlığı'nın 31.183 sözleşmeli personel alımı devam ediyor. Bunlar için içerisinde sözleşmeli şoför alımları da var. Sağlık personel alımları da var. 31.183 büyük bir rakam. KPSS puan üstüne göre başvuru yapabilirsiniz. ÖSYM, Gov.tr web sitesi üzerinden. Bütün bu kamu iş ilanlarını TYP İşkuruş iş ilanları, yurt iş ilanları YouTube kanalımızda videolaştırıyoruz. O kanala hala abone olmadıysanız abone olmanızı öneriyorum. Bakın bu ekranı gördüğünüz bütün iş ilanlarını orada videolaştırıyoruz arkadaşlar. Onun da linki videonun altında var. 12.500 kişilik polis meslek yüksek okulu ve POMEM'e polis alımı vardı. Bitti bu da. Kaçıranlar varsa üzülmeyin. Videonun altında bulunan TYP İşkuruş iş ilanları YouTube kanalına abone olun. Videonun altına linki ekledik. Sanayi Bakanlığı'nda 2500 personel alımı var. Az önce Maliye Bakanlığı'nda 2500 personel alımı göstermiştim. İkisi de farklı ilanlardır. Toplamda 5000 kişi alınıyor arkadaşlar. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 425 devlet memuru 81 ilden başvuru yapabilirsiniz. Akseki Belediyesi'ne de itfaiye alımları da var. İyi bir maaşlar arkadaşlar. Bu ve daha fazlası kamu personel alımları için videonun altına bulunan TPŞ ilanlara YouTube kanalına abone olun. Ve her gün tarayıcınıza memurlarhaber.com yazın. Web sitemizi ziyaret edin. Orada hem kamu iş ilanları hem işçi haberleri sizleri bekliyor arkadaşlar.